Ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. Öyleyse Allah'ın garantisinde hayattayken 7-8 aylık süre içerisinde ruhunuzun Allah'ın kendisine ulaştırmasını ermiş evliyadan olmak istiyorsanız sadece ve sadece kalpten "Ya Rabbim, ben de Yunus gibi, Mevlana gibi, sahabe gibi, Eşref Rumi gibi, Şeyh Edeb Ali gibi, Ahmet Yesevi gibi, Akşemseddin gibi ne kadar Allah dostu varsa onlar sana nasıl kalpten ulaşmayı dilediler, sen onların ruhunu nasıl kendine ulaştırdıysan benim de ruhumu kendine ulaştır." Yunus Emre kim ki Kur'an'ı bilmedi, sanki dünyaya gelmedi. Kur'an-ı Kerim'i bilmek bir dilektir. Kim bu dileği bilmediyse, sanki bu dünyaya gelmedi. İşte muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Osmanlı'da bir köye varmışlar. Mezar taşlarında 15, 20, 30 ve bu sayıları görünce herkes hayretler içinde, ya bu köydeki insanlar niye genç yaşta ölmüşlerdir diye merak ediyorlar, soruyorlar. Onlar da diyorlar ki hayır, biz kalpten ulaşmayı dileyip mürşidimize tabi olduğumuzdan sonraki hayatımızı kabul ederiz. Ondan evvelki hayat bir ölü hayattır. İşte kim ki Kur'an'ı bilmedi, sanki bu dünyaya gelmedi, yani ölü bir hayatı yaşıyor. Ama kim ki Kur'an'ı bildi, kalpten ulaşmayı diledi, işte ondan itibaren Allah'ın muhtevası içerisinde mutlu, huzurlu bir hayatı yaşamaya başlıyor. Neyle yaşıyor? Bir dilekle. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. İslam ruhun gemisidir. Gemiye binen kurtulur. Siz de gemide yer almak istiyorsanız kalpten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Siz de gemideki yolculardan olmak istiyorsanız bugün Allah'ın sizler için tayin ettiği mürşidi hacet namazıyla sorup Allah Teala'nın tayin ettiği mürşide kesinlikle tabi olacaksınız. İşte bugün huzurunuza 7 safa 4 teslimle geldik. Kalpten ulaşmayı dilediyseniz günümüzde Resulullah'ın varisi, devrin imamına sahabe gibi siz de ihsanla tabi olursanız, tövbe ederseniz o zaman teslimlerinizi Allah Teala zikir, çok zikir, çok çok zikir ve daimi zikirle bunların hepsini gerçekleştirecek ve siz de bu dönemde herkesin huzursuz ve mutsuz birbiriyle kavga halinde, kaosu yaşadığı zaman diliminde siz her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor diyeceksiniz. Bu mutluluk şarkısı içinizden asla eksik olmayacak. İşte Allah Teala bütün insanları bu hedefle yaratmıştır. Öyleyse muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanı çok mu seviyor? Çok seviyor. Çok çok mu seviyor? Çok çok seviyor. Sonsuz seviyor, sonsuzun ötesinde bir sevgiyle seviyor. O kadar seviyor ki tek insan için dilediği bir tek şey, bir dilek ve Allah'ın bir dostuna tabi olduktan sonra Allah'ı zikretmek, Allah'ı zikretmek, Allah'ı zikretmek, Allah'la bile olmak. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, gördüğünüz gibi din hiçbir zaman zor değil, kolay. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın sözüyle bunu perçinlemek istiyorum. Kullar için zor olan Allah için çok kolay.